edindiğim bir bilgi birikim var, tecrübe var, ee, bunu siyasete yansıtma şansım var. Bu da benim en büyük avantajım dediniz. Peki, adayların geneliyle kıyasladığınız zaman, yüzün üzerinde aday dediniz Brüksel'de. Ee, sizce bu kapasite sözcüğü eğer söz konusu olursa, yüz adayın yüzde kaçı sizce bu özellikleri taşıyor. Şimdi bütün adayları tek tek araştırmadım. Evet. Ben bir vatandaş adayı olduğum için daha çok kendi programımıza odaklandım. Evet. Ama muhtemelen içinde yani çok dolarlı insanlarımız var. Evet. Şimdi yani Kuray olur ha kimse hiçbir şey değil. Sadece evet. ben dolarlıyım demek de biraz doğru değil, evet. doğru olmaz bir kere ee, vardır vardır ve de var hı hı. ve de var yani benim kendi tanıdıklarıma bakarsam hı hı. içinde çok yetkili insanlar var hı hı. fakat yetersiz görüyorum sadece yetersiz çünkü parti içinde bir yerlere gelemiyoruz hı hı. genel olarak genel partiler. neden gelemiyoruz hı hı. burada kimi soru işaretleri var bunlar bence bir kendi kendine bir program aslında. Hı hı. Bu sadece yetenekten olmuyor. Ben burada yetenekten konuştum ama bir tek yetenek Hı. yetmiyor. Hı. Bazen başka şeyler gerekiyor. Evet. Parti yönetimlerinde fazla yoğuz. Ben şimdi Limburg bölgesinde uzun yıllar Hı. yani şu anda aday olan adaylarımızın önemli bir bölümü ben siyaset yaparken dünyada yoktu. Hı. 1986 yılından günümüze kadar neredeyse 40 yıla yaklaşık e, siyaset aranesinde e, faaliyetlerim var. Bulunduğum bölgenin ilk Türk kökenli milletvekili adayı. E, iki siyasi partinin organlarında parti içerisinde sağda aday değil e, yönetimlerinde bulundum uzun süre. E şimdi bu işin mutfağı orası. Tabii, şimdi Onca bakıyorsunuz A Partisi'nin adayısınız ama sizin e, düşüncelerinizi partinin üst düzey organına e, siyasetin belirlendiği o alana taşıyacak adam yok. Doğru. Ve orada yapılan e, konuşmaları ve alınan kararları etkileyecek adam yok. Bu da büyük eksiklik Türk toplumu için veya Türk teyelin de bir altyapı kökenli toplum için. Yani bir altyapı yok aslında başkanım. Şimdi ben Billboard'dan yani bende bir özgüven var şu an. Neden hmm. özgüven var? Yani Billboard projesinin ben yaptım. Yani bizim parti bir aday olmayacaktı. Evet. Ben ikna ettim. A, biz orada durmamız gerektiği. Çünkü evet. bir sosyolojik değişimler var bugün. O Brüksel'den evet. çok insan göç ediyor. Evet. Bu bir da geçerli. Makkelönen de geçerli. Evet. Digeme de geçerli. Yani Brüksel etrafında sınırda olduğu bütün bu küçük şehirlere evet. geçerli. Olduğu için 35 tane belediye var aslında. Bu 35 o provensi dediğimiz bütün belediyeler için Hı -hı. geçerli. Hı -hı. Ondan biz artık Brüksel siyaseti değil biraz çıkmamız gerekiyor. Daha aşmamız Hı -hı. gerekiyor. O yönden ben ikna ederek Hı -hı. bu yolu ben açtım. Vilvort'ta. ve Vilvort'ta e de adayları seçerek yap. Yani çok adayımız yok. Hı -hı. 11 adayla girdik. Ee, ama adayların hepsinin bir şeyler getireceği var. Hı -hı. Bir donanımı var. Bir uzmanlığı var. Peki orta seçim sonrası sanaryoyu nasıl görüyorsunuz? Yani e, sizin e, yönetime de bir pozisyonunuz olabilir mi? Ya daha önce söylediğim gibi bizim, beklentimiz iki. Hmm. i̇ki e, ilk etapta. İlk etapta. Meclis üyesi. Ha, meclis üyesi. Toplam ve kaç meclis üyesi var şeyde? E, 30 30 orma, 35, 35. İki ya. meclis üyesi bir anahtar kilit rolü oynuyor. Anahtar olabilir mi? olabiliriz. Hı. Çünkü neden anahtar olabiliriz? Orada PTB var. Evet. Ha, ee, e, PVDA mı PVDA, flamancası. PVDA yani. e, partisinin şu anda bir meclis üyesi var. Hı. Ama bugün o PVDA muhtemelen 4-5 meclis üyesine çıkacak. Evet. Yani öyle bir ihtimal var. Biz de iki meclis üyesi çıkartırsak Voroyt var. Şu andaki belediye başkanı Voroyt. <laughs> Voroyt de bize ihtiyacı olabilecek. Giriş, Giriş tabanlı bir koalisyonda Evet çünkü sol parti olarak bizler varız. <laughs> Biz sol liberal olduğumuz <laughs> için